Ahmet Hakan, Hürriyet. Bu FETÖ'cü nasıl çıkar? Gültekin Avcı denilen adam FETÖ'den tahliye olmuş. Dava dosyasını bilmem. Duruşmalarında neler konuşuldu bilmem. Neyle suçlandı bilmem. Tahliyesine nasıl karar verildi bilmem. Fakat bildiğim 3 şey var. 1. Bu adam FETÖ'nün hukuki konularda resmen ve alenen öncü kuvvetiydi. 2. Bu adam FETÖ'nün yargıya yerleşmesini sağlayan ekibin imamıydı. 3. Bu adam Ergenekon Balyoz Kumpanyası'nın bir numaralı algı operatörüydü. Gültekin Avcı için tahliye edildikten sonra bir gözaltı kararı daha verilmiş. Bunu anlamak da mümkün değil. Madem yeniden gözaltına alacaktınız, niye tahliye ettiniz? Çocuk oyuncağı mı bu? Yargı reformu hayata geçince bu tür saçmalıklarda bitecek mi? Ne dersin Metin Feyzoğlu? Alpay Özalan'a taktikler. Sen milletvekilisin Alpay Özalan. Tamam, rahat oyna ama o kadar da rahat oynama. Şutu çekmeden önce azıcık düşün. Sosyal medyada trollük yapmaya heveslenip çocukların işlerini ellerinden almaya kalkma. Sağını solunu hep kontrol et. Atak yapmadan önce hesabını iyi yap. Topa vurmadan önce AK Parti tarihini, AK Parti'den öncekilerin maceralarını falan şöyle bir incele. Televole günlerini unut artık. Ağlarsa analar ağlar. Hülya Koçyiğit'e, Gülben Ergen'e, Seda Sayan'a falan soruyorlar. Cumartesi annelerine niye gelmediniz? Hülya Koçyiğit, Gülben Ergen, Seda Sayan falan da sizin fevkalade duyarlı bulduğunuz sanatçılar da Diyarbakır annelerine gelmedi bir türlü. Ne iş deseler? Durum en azından berabere olacak. Kısacası herkes meşrebine göre annelerini seçmiş durumda. Zaten bu topraklarda hüküm şöyle verilmiştir. Ağlarsa analar ağlar, gayrısı yalan ağlar. İsraf mı, şov mu? Tarafsız bölgede 2 program üst üste. İmamoğlu'nun otomobilleri Yenikapı'ya dizmesini tartıştık. İsraf mı, şov mu konusunu 2 farklı görüş kıran kırana tartıştı. Bir okurum bana sormuş. 2 farklı görüşün tezlerini de dikkatle dinledin. Vardığın kanaat nedir? İsraf mı, şov mu? Şunu yazdım okuruma. Biraz kül, biraz duman, biraz israf, biraz şov. Kredisi bende sonsuz olanlar. Şevket Çoruk. Kendisine karşı müthiş bir empati besliyorum. Ne dediğini asla bilemediğim bir şekilde. Mahzar Alanson. Kendisine asla kızamıyorum. Ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın. Hatta ve hatta hangi reklamı çekerse çeksin. Erkin Koray. Benim için babaların babasıdır. Söz söyletmem sözünün üstüne. Bitti, nokta. Türkan Şoray. Yanımda dedikodusunu bile yaptırmam. Yeşilçam'ın en güzeli kim diye soranı da terslerim. Yılmaz Büyük Erşen. Yaptığı her heykele Rodin'in yaptığı heykel muamelesi yaparım. Kredisi o derece yüksek yani. Gönül Yazar. En saçma tavrını bile yeryüzünün en mantıklı davranışı olarak görürüm. Bu konuda tarafım yani. Burhan Kuzu. Sektör mi? Sektör siyasi tavırlar alsa da, öz eleştiriye pek yanaşmasa da son tahlilde severim kuzuyu. Ama en son tahlilde. Cep telefonsuz yarım saat. Geçenlerde cep telefonlarının kapıda alındığı çok kozmik bir ortamda birbirini tanımayan şahıslarla yarım saat geçirdim. İzlenimlerimi aktarıyorum. Sohbete nasıl başlayacağımızı unutmuşuz. Alık alık birbirimize baktık durduk. Alışmışız cep telefonlarına gömülmeye. Gözümüze ışık tutulmuş tavşana döndük. Cep telefonuyla 3 saatin nasıl geçtiğini bilemezken 1 dakika bile zor geçti. Muhabbet ederken daha nasılsınız bakalım falan bile diyemedik. Yerli otoyu görenlerin içlerinden geçirdikleri. Sanayi Bakanı Mustafa Varank çok büyük bir gururla yerli otomobilin prototipini Hürriyet'in Ankara ekibine göstermiş. Fotoğrafa biraz dikkatle bakınca Ankara'daki arkadaşlarımızın yerli otomobile bakarken içlerinden neyi geçirdiklerini az çok tahmin ettim. Takdim ediyorum. Hande Fırat, ay bunun kırmızısı enfes der gibi, Murat Çelik, 50.000'e verirlerse alırım abi der gibi, Abdülkadir Selvi, Almanları kıskandırsın yeter der gibi, Nuray Babacan, bana göre hava hoş der gibi, Eray Görgülü, güzel, güzel de ne zaman bitecek der gibi, Serkan Demirtaş, fotoğrafa bakıp ne mavra döndürürler ama der gibi. Atatürk'e hakaret ederek meşhur olmak isteyenler. Adamların tek derdi Atatürk'le uğraşmak, Atatürk'e hakaret etmek, Atatürk'ün hayatını eşelemek. Kafayı Atatürk'le bozmuşlar. Neredeyse varoluşlarını Atatürk'e hakaret etmeye adamışlar. Öyle ki bunlar Atatürk'e hakaret ettin falan diye sorguya çekilmekten bile memnun olurlar. Atatürk'le uğraşmak dışında kendine meşgale bulamamış bir insan zaten Allah'tan cezasını bulmuş demektir. Ekstra cezaya gerek yok.